Skype bağlantımız daha olacak. Şimdi de Taner Karaman'la gündemi değerlendireceğiz. Günaydın Taner, hoş geldin yayınımıza. İyi bir hafta sonu olsun. Teşekkürler Ezgi. Senin için de, izleyenlerimiz için de öyle olsun umarım. Çok teşekkürler. Hemen seninle de istersen dün akşamki mücadeleyi değerlendirerek başlayalım. 4-3'lük bir Çaykur Rizespor mağlubiyeti Galatasaray cephesinde ilk değerlendirmeni alarak başlayalım. Tabii beklenmeyen bir mağlubiyet olduğunu tekrar tekrar söylemeye de çok fazla gerek yok aslında ama bireysel hataların can yaktığı bir karşılaşma izledik. Galatasaray tarafında özellikle savunmacıların bireysel hataları çok fazla problem çıkarttı. Benim hep söylediğim bir ifadedir aslında bu. Hatta ikinci kitabımda da giriş sayfasına yazmıştım. Futbolu çok doğru yapanlar değil, az hata yapanlar kazanır diye. Dün de benzer bir durum oldu. Çok fazla doğru yapmanıza gerek yok futbolu kazanmanız için. Yeter ki az hata yapın. Galatasaray'da dün çok fazla doğru da vardı ama çok da fazla aynı zamanda hata vardı. O yüzden az hata yapan Rizespor kazanmayı başardı. Yedlin'in penaltısı, stoperler Marko Ayla, Lundemann'ın bireysel hataları direkt olarak şampiyonluktan belki Galatasaray'ı eden bir maçın ortaya çıkmasına neden oldu. Bu kadar fazla form düşüklüğünün yaşanması da Galatasaray'da biraz tabii soru işareti oluşturuyor ki bu hafta Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta oynayacağı bir dönemde böylesine kötü bir puan kaybı da hem düşme hattına çok belirleyici bir sonuç oldu hem de yukarıyı çok net etkileyecek bir sonuç oldu. Bu karşılaşmadan çıkan durum biraz daha aslına bakarsan Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında biraz daha az stresle sahaya çıkmasına neden olacak gibi gözüküyor. Peki Galatasaray cephesinden devam edecek olursak özellikle Fatih Terim maçtan sonra bireysel performanslardan yakındı. İstersen biz de önce bireysel performanslardan bahsedelim. Ondan sonra da tabii ki takım içerisinde Fatih Terim'in yaptığı hamlelerden de birazcık konuşmak istiyorum. Ama önce bireysel hatalardan özellikle de Marko Ayla Lundemann'ın performanslarından bahsedersek neler söylersin? Yani Marcao'da, Luyendama'da şu an bu ligin en fazla bireysel hata yapan savunmacıları durumunda bulunuyor. Bugün Sabah gazetesinde bunun tablosunu da verdik. Ligin bütün savunmacıları arasında en fazla bireysel hata yapan savunmacılar Marcao ve Luyendama. Marcao bugüne kadar 5 kez takımına gol yedirdi. Daha doğrusu 5 kez gol yedirmedi ama 5 tane kritik hata yaptı. 3'ü penaltı, biri de golle sonuçlanan pozisyon olmak üzere. Luyendama'nın her şekilde 4 tane pozisyonu var. Yani iki tane stoperini 9 kez bir sezonda neredeyse golle sonuçlanan bu kadar fazla hata yapmaması gerekiyor. Bu kadar fazla hatanın altında da yatan sebeplerden bir tanesi. Birincisi Luyendama devre arasında milli takıma gittiğinde hatırlayacaksın sakat dönmüştü. O sakatlıktan milli ara öncesinde çok özür diliyorum. Ondan sonrasında bir daha toparlanamadı. Ardından Marcao'nun devre arasında Newcastle'a transferi gündemdeydi. Transfer gerçekleşmedi. Ve bir daha Marcao'yu neredeyse göremedik. Onun da yine performansı düşük gösterdi. Vakti zamanında böyle aklıma Lazio'ya transferi gündeme gelen Burak Yılmaz'ın sonrasında transfer olmayınca düşen performansı geliyor Galatasaray'da. Sanki böyle benzer bir durum var. Oyuncu gitmeye hazırmış da satışı gerçekleşmeyince formunu düşürmüş gibi bir izlenim veriyorum, alıyorum. Yarım devrede bir oyuncunun performansı bu kadar tepetaklak oluyorsa da bu işin biraz fizyolojik kısmından ziyade zihinsel kısmına sanki Galatasaray'ın ağırlık vermesi gibi gelmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Peki Taner, şunu sormak istiyorum hemen. Bireysel hatalardan bahsettik. Biraz da istersen Fatih Terim ve tercihlerinden, sisteminden, 4-4-2'den, çift forvetten bahsedelim. Ne kadar devam edeceği merak ediliyordu Kayserispor maçından sonra. Sezon sonuna kadar devam eder diyen yorumcularımız vardı. Rakibe göre değişmeli diyen yorumcularımız vardı. Sen nasıl düşünüyorsun? Bu sistem acaba devam eder mi, değişir mi, nasıl olmalı? Ne gibi aksaklıklarını gördük bu karşılaşmada? Ezgi, yani her zaman rakibe göre değişen sistemden yanayımdır. Evet, yani oyunun bir ezberi olması gerekiyor, katılıyorum. Ancak oyuncuların, özellikle bu seviyedeki oyuncuların sadece işte çift ön libero oynayalım, çift merkez orta saha oynayalım, tek forvet oynayalım değil de hem 4-2-3-1'e, hem 4-4-2, hem 4-3-3'e gibi 3-5-2'ye zaman zaman alışmış bir antrenman temposu geçirmeleri gerekiyor ki oyun içerisinde de bu değişimleri yaptığınız zaman sancı yaşamayalım. Şu anda 4-4-2'lik sistem Galatasaray'da çok fazla prova edilmiş bir sistem değil. O yüzden de Kayserispor maçında belki de Kayserispor'un çok fazla direnç gösterememesinin etkisiyle Galatasaray bir galibiyet aldı. Ki o karşılaşmada da özellikle kilidi açan golü hatırlayacaksın. Çıkmayan bir topun
çıktı diye verilmesi sonrası gelişen ataktan kilit açılmıştı. Ve sonrasında bu karşılaşmada da Fatih Hoca aynı sistemini devam ettirdi ve problem yaşadı. Ben 4-4-2'lik sistemin Mustafa Muhammed'in performansını düşürdüğünü düşünenlerden. Hücum adamınızın etkinliğini aslında çok daha iyi belirleyebileceğiniz bir sistem olması gerekiyor. Oynatacağınız sistemin. Ve şu anda Galatasaray 4-4-2 ile biraz 10 kişi oynuyor gibi geliyor bana. Kanat organizasyonları sayısı çok azaldı 4-4-2'lik sistemde. Böyle olduğu zaman da özellikle hava hakimiyeti yüksek oyuncularınızın performansı da düşüş gösteriyor. Mustafa Muhammed de bunlardan bir tanesi. Hoca ilerleyen maçlarda ben çift hücum adamı düşüncesini çok da devam ettireceğini düşünmüyorum. Ama dünkü karşılaşmada sorun sistemimizde değil diyerek birkaç maç daha devam edebileceğini sinyalini verdi. Ama puan kayıpları devam ederse hoca da tabii ki hatada ısrar etmeyecektir. Peki puan kayıpları devam ederse dedin acaba devam eder mi? Biraz bundan da bahsedelim. Önünde zorlu bir Hatay deplasmanı var Galatasaray'ın ve hem Marcao'dan hem de Luyendama'dan yoksun olacak. Donku yanında kim oynayacak stoperde? Bu merak konusu. Tabii ki az önce de konuştuğumuz gibi acaba sistem değişecek mi? Bunu da herkes merak ediyor. Acaba Hatay deplasmanı nasıl geçer? Bu görüntüsünü düşünürsek Galatasaray'ın. Şimdi Hatayspor'u değerlendireceğimiz zaman referans alabileceğimiz bence en kritik maç Fenerbahçe karşılaşmasıydı Hatay'da oynanan. Ve o karşılaşma tamamen Hatay hücum adamlarıyla kaleci Altay arasında geçen bir mücadele durumundaydı. Ve Altay'ın kariyer rekorları kırdığı bir 90 dakika sonunda Fenerbahçe puan almayı başarmıştı. Bu karşılaşmada da yine benzer bir tablo olursa Muslera'nın performansına bakar ki Marka Luyendama Yedlin gibi savunma adamlarınızın yokluğunda o zaman ciddi geçirgenliğinizin olduğu, evet performansları belki düşük oyuncuları katılıyorum. Ancak bir oyuncunun performansı düşük ama yerine koyacağınız adam onun seviyesinde zaten değilse başlı başına kriz ortamı doğuyor. O yüzden de Galatasaray'da Marka ve Luyendama'nın yerine oynayabilecek oyuncu profillerinin de tam olarak olmadığından dolayı da zaten başlı başına sorunlar silsilesi ve diğer tarafta bu Penza gibi özellikle çok kritik isimlerin bulunuyor olması çok rahat rakip savunma hattına giriş yapabilen bir Hatayspor oyunu olmasından dolayı da Galatasaray adına puan kaybına çok müsait bir karşılaşma gibi geliyor bana Hatay karşılaşması. Peki istersen hemen bugün oynanacak Trabzonspor mücadelesini de değerlendirelim. Trabzonspor Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Zirveden kopmak istemiyor Bordo Mavililer. Bu anlamda nasıl bir karşılaşma beklersin Ankara gücü açısından da zira çok son derece kritik bir mücadele olacak. Muhtemelen ligin en motivasyonlu takımı Ankaragücü şu anda. Son 3 maçını da kazandılar. Biri Galatasaray'a karşı kazanılmış bir galibiyet ve bu tablo içerisinde haklı olarak da Hikmet Karaman'la yakaladıkları çıkış şu anda onları ligin en motive takımı durumuna getirdi. Buraya motivasyon anlamında Beşiktaş'ı da ekleyebiliriz. Ankaragücü'nün Trabzonspor karşısında zorluk çıkartması çok muhtemel. Fakat Trabzonspor'un eksik oyuncuların dönüyor olması ve gerçekten de çok dinamik bir kadro yapısına sahip oluyor olmasından da yola çıkarsak ben Ankaragücü karşısında Trabzonspor'un galibiyet alacağı düşüncesindeyim. Ankaragücü'nün oynadığı ve galibiyet elde ettiği son 3 maça baktığımız zaman daha statik oynayan, hızlı oyunu çok fazla benimseyemeyen, oyun içerisinde çok durağanlaşan takımlara karşı Ankaragücü galibiyet almayı başarmıştı ama tabii şunu da ifade edelim. Bunlar tesadüfi galibiyetler değildi. İyi futbol oynayarak Ankaragücü galibiyet elde etti ama bu sefer karşı